Herkese merhabalar, ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün size 35 yaşın üzerinde hamilelikten bahsedeceğim. Artıları var mı, eksileri var mı, nedir bunları konuşacağız. Bakın günümüzde artık pek çok kadın 30 yaşından sonra ve ötesine erteliyor gebeliği. Evlilik yaşları geciktiği, ilerlediği, gebelik yaşları da doğal olarak ilerlemeye başladı. 30'lu yaşların ötesine artık gebelik ilerliyor. Ama buna rağmen sağlıklı bebekler rahatlıkla doğurabiliyorlar. Ancak yine de iyi bir perinatal bakım almak gerekiyor. Bu anlamda gebeliğin takibinde. Bir kere eğer 35 yaşından sonra gebe kalmayı düşünüyorsanız öncelikle riskleri anlamanız gerekiyor. Yani bunları bileceğiz. Çünkü biyolojik saat hayatın bir gerçeği. Biliyoruz ki 35 yaş limitinde artık hani büyülü bir şey yok. Bu artık 35 yaştan sonra bazı şeylerin riskleri belirgin artıyor. Hani bunları da mutlaka oturup tartışmamız gerekiyor. Özellikle 35 yaşından sonra hamile kalmak biraz daha uzayabiliyor. Yani eğer 35 yaşından sonra 6 ay boyunca korunmasız cinsel ilişkiye girdiniz ve hala çocuğunuz olmuyorsa mutlaka bir jinekologdan yardım almalısınız. Bu çok önemli. Tabii yine 35 yaşından sonra İkiz gebelik, üçüz gebelik riski daha da fazla oluyor. İkiz gebelik ihtimali aynı zamanda tüp bebek tedavileri fazla yapıldığı için bu yaşın üzerinde doğal olarak tüp bebeğe bağlı da ikiz gebelik fazla olabiliyor. Tabii yine 35'ten sonra en önemli risklerden bir tanesi gebelik şekeri geliştirme olasılığı yüksek. Gebelik şekeri aslında bizim hani çok da korktuğumuz bir hastalık veya durum değil. Diyetle veya fiziksel aktiviteyle rahatlıkla çözebildiğimiz bir durum. O yüzden çok korkmuyoruz ama 35 yaşından sonra bunun da riski artıyor. Yine yüksek tansiyon riski 35 yaşından sonra artar. 35 yaşından sonra ileri hastalarda onlarda tansiyonu daha sık ölçüyoruz. Daha yakından takip ediyoruz. Bebeğin büyümesini daha yakından takip ediyoruz. Bebeğin gelişimini, kilosunu daha yakından takip ediyoruz. Yine 35 yaşından sonra erken doğum yapma olasılığı artıyor ve düşük doğum ağırlıklı bebek geliştirme olasılığı artıyor. Ne yazık ki ama bu olasılıklar, bakın bu riskleri ben sayıyorum, bu kitabi bilimsel olarak ispatlanmış riskleri, ama bu riskler çok hafif düzeyde artar. Bu riskler gebelerimizi korkutmak için veya anne adaylarını korkutmak için değil. Sadece bunları bilelim, ona göre yakın takip, ona göre ciddi bir prenatal yardım alalım diye bunları aslında anlatıyorum. Tabii 35 yaşından sonra yine istatistiklere baktığımızda sezaryen doğum oranı artıyor ve hamilelik kaybı, özellikle düşükler 35 yaşından sonra artıyor. Bunların hepsi tabii 40 yaşından sonra daha da belirgin artıyor ileri anne yaşında. Ama ileri anne yaşında en önemli artan kritik risk aslında kromozomal anomaliler. Yani bizim en çok konuştuğumuz canlı doğabilen Down sendromu riski 35 yaşından sonra artıyor. 35 yaşından sonraki hastalarda biz bu kromozomal, yani genetik anomallikler için hastamızı, yani gebemizi daha yakından tarıyoruz. Tabii sadece ileri yaş anneyi etkileyen, anne adayı bağlayan bir durum değil. Baba adayı için de yaş faktörü var. Bugün özellikle babalar için de 40 yaş sınırımız var. 40 yaşından sonra babalarda yine gebelikte bazı olumsuz noktalar artıyor. Onları artık bir başka videoda bahsederim, baba yaşıyla ilgili olan durumu. Peki ne yapacağız? Ya tamam, baştan riskleri anlattım. Okey. Şeker fazla, diyabet fazla, düşük fazla, işte tansiyon fazla, kromozom anomali fazla vesaire vesaire. Peki ne yapacağız? Sağlıklı seçimler yapacağız. Ne yapacağız? Öncelikle kendimize iyi bakacağız. Bebeğimize iyi bakacağız. İyi bir prenatal bakım alacağız. Yani iyi bir ön görüşme yapacağız. Bir jinekolog bulacağız kendimize. Onunla oturacağız. Bunları tartışacağız. Ya bana bu riskleri anlat. Bebek şansı nasıl olur? Gebe kalabilir miyim? Kalırsam nasıl olur? Bunları bir kere her şeyden önce mutlaka bir danışmamız gerekiyor baştan. Tabii daha sonra gebe kaldığımızda da mutlaka düzenli bakıma, düzenli takiplere gitmemiz gerekiyor. Mümkünse güvendiğiniz tek doktor, aynı doktor sizi takip etmesi gerekiyor. Çünkü doktor evet takipleri yapıyor, bebeğin gelişmesini vesaire yapıyor, ama tek doktor, güvendiğiniz doktor aynı zamanda sizin zihninizi de rahatlatacak aslında. Bu çok önemli. Yani psikolojik olarak da rahatlatıyor. Ben bana gelen hastalarımla artık arkadaş oluyorum. Yani biz 9 aylık bir arkadaşlık kuruyoruz. 10 aylık, 11 aylık geçici belki bir arkadaşlık kuruyoruz. Pek çoğuyla da kalıcı hale geliyor. Çok da seviyoruz, bundan çok da mutlu oluyoruz, ama yani gebe bizi gördükçe tamam diyor. Yani tamam, hani bu adam işte benim arkamda, bana bir şey olursa yardım edecek. Bu çok önemli, psikolojik rahatlama. O gebedeki kaygıyı giderme. Tabii diyet yine çok önemli. Sağlıklı diyet, düzgün günlük prenatal vitaminlerin alınması, özellikle işte folik asitin baştan alınması. Uygun kilo, kilonun takibi çok önemli. Uygun kilo alırsanız şekeriniz, tansiyonunuz da mutlaka kontrol altında olur. Aktif kalmak çok önemli. Ben bir kere kafadan... Risk durumu yoksa, ki benim kendi gebelerim de mutlaka izliyor benim videolarımı.
risk durumu yoksa günlük 36. haftaya kadar yarım saat en az yürüyüş, 45 dakika kadar. 36. haftadan sonra da bu yürüyüşü çok ciddi artırıyorum. 1 saat, 2 saatlere kadar artırıyorum. Tabii riskli maddelerden kaçınacağız. Bir kere ilk başladığımızda oturup gebe ile tanıştığımızda biz baştan konuşuyoruz. Alkol, tütün, yasa dışı herhangi bir madde kullanmak yok. Özellikle de tabii tütün, sigara kullanımı çok kritik. Bunu baştan kestiriyoruz ve konuşuyoruz gebemizle. Tabii yine ben yaklaşık 9. 11. haftalar arasında mutlaka genetik danışmanlık anlatıyorum. Oturup bir vizit, bir yarım saat, 40 dakika Down sendromunu, genetik test nedir, ikili test nedir bunları mutlaka anlatıyorum. Yine benim gebelerim bilecektir, hatırlayacaktır. Artık onlar neredeyse bir ders gibi öğrenmiş oluyorlar bunları. Özellikle 35 yaşından sonra bu kromozomal anomaliler için mutlaka işte özellikle fetal DNA denen bir test var bugün. Fetal DNA taraması. Bunu mutlaka öneriyorum gebelerime. Bunu yaptırmasını öneriyorum 35 yaşım üstündeki gebelere de. Onun dışında standart bu bakımları yapacağız ve takibe devam edeceğiz. Onun dışında bugün yaptığımız seçimler, bugün bu kurallara uymak, aktif kalmak, sigarayı bırakmak, hani sağlıklı beslenmek, doğum öncesi mutlaka, özür dilerim, gebelik öncesi mutlaka bir doktor kontrolünde olmak, güvenilir bir doktor tarafından takipte olmak, bütün bunlar unutmayın bebeğinizin üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Bunları düzgün yapmaz iseniz bu çok önemli. Hamileliği bebeğinizi büyütmek ve heyecan verici değişikliklere hazırlanmak için bir fırsat olarak düşünün diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı gebelikler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz, beğendim tuşuna basarsanız beni çok memnun edersiniz. Teşekkür ederim.